Evet, yine bomba gibi konularla devam ediyoruz. Şimdi de Adriana Lima'ya geçiyoruz. Çünkü ne dedik? Adriana Lima'nın Türk aşkı bitmedi. Metin Arı'dan sonra Emir Uyar devreye girdi. Bizde para çok. Bizde Emir Uyar, Adriana Lima'yla uzak memleketler, biri Viyana'da, biri Amerika'da olduğu için demiş ki ben hasretine dayanamam Adriana'mın. Miami'de de gideyim kendime. Şöyle naçizane bir mekan tutayım. O mekanda da İşte arada onunla buluşuruz. Kaç lira olabilir Miami'de aylık? Ev mi kiralamış? Evet. Ev değil herhalde yani. Bir malikane gibi bir şey mi? Bravo, bir malikane. Aylık ne kadar olabilir? Bilemedim. 150 bin dolar. Değer mi? Ay, bu erkek çark kızım ne kadar ediyor? 870 bin yani TL ediyor. Yani bu erkeklerde bazen kafa yok diyorum. Yemin, kaç? Ay, 870 bin lira. Yani parayı nereden buluyorlar da insanlar ayda bitir. Bak o evin bir de hizmetçisi vardı, şusu busun masrafı, yedin peyniri. Ne? İzmir kaşarıydı, şusuydu busuydu derken. Adriana niye İzmir kaşarı yesin? Yok, İzmir tulumu, kas tulumu. Kaşarı demeye çalışacak. Aman beni de şaşırtıyorsun. Niye yesin ki Adriana? Değer mi? Bir şey söyleyeceğim. Değer mi? Ya değer mi değil de yani bu para çok yani gerçekten astronomik rakamlar ya. Ama onların servetlerini şöyle bir oranladığımızda. Annesi kızmıyor mu? Anneniz kızmıyor mu size Emir Bey? Sizin ablanız yok mu? Görümceleri yok mu Adriana Lima'nın? Ne oluyor Emir? Hayır, bu paralar nereye gidiyor kardeşim? Pınar, bir de bir şey soracağım. Mesela bu kadar kazanıyorlar ve bu kadar hani astronomik servetleri var diye böyle harcamak durumunda mı insanlar? Öyle kazanınca harcanıyor. Bizim ünlülerimiz de yapıyor bunu. Evet. Allah aşkına. Yani çizmelere hiç ummadığım paralar. Daha yeni ben hafta sonu gördüm. Ceylon'un bir çantası varmış, meşhur bir markanın. Ondan sonra işte 800 bin TL civarında. Türkiye'de de 3 tane cemiyet isminden insanda o çantadan var. 870 bin lira bir çanta taşıyorsun elinde, şu kadar. 870 bin liraya kaç kişinin hayatı timsah kurtulur? Timsah derisi. Ama 80 tamam, dürüstçe bir şey soracağım. Sen de o para olsa alır mısın, almaz almam, mısın? Almam ama yani... Almam mı? Ayakkabı değil. Ha, sen çantacı değilsin, özür dilerim. Sonra 870 bin lira ne ayakkabıya ne çantaya veririm arkadaşım. Astronomik rakamlarda bir servetin olsa da vermez misin? Bir, o çok bayıldığım bir tane marka var ya, o çıkacak taşlı maçlı altın zümrütlü falan. Ha, bak sen şu an beni tahrik ediyorsun ama. Ya yani Pınar'cığım. O zaman kendini çürütüyorsun, demek harcanır bu paralar. Kendini harcarsın yaptığın zaman, ondan bahsetmiyorum. Bunda kendi için tutuyor. Yani. Hayır, diyor ki ben rahat rahat gittiğimde Adriana ile vakit geçireceğim bir yerim olsun diyor. Emir Beyciğim, Emir Bey kendi için tutuyor. Malikanesine mi gidecek Türk erkeği, yakışır mı, kadının evine mi gidecek? İyi yaptın, şanımız yürüsün, olsun, ne yapalım? Peki bir şey soracağım, bu kadar servet harcayacağın, gözünü boyayacağın falan başka bir kadın yok mu sence yani? Ya yok, adam Adriana'ya aşık olduysa ben ne yapayım canım? Acaba Adriana mı koşuyor? Ben de isterdim tabii ki, benim arkadaşlarımdan birine sevgilisi olsun. Bir şey daha, ben de isterdim. Ben isterdim benim bir arkadaşımın sevgilisi olsun. Niye eniştemiz Emir Uyar olmasın? Enişte diyelim. Ama olmadı, bu bizim şanssızlığımız. Peki Adriana niye habire böyle zengin Türk erkeklerini tercih ediyor? Adriana'nın çok parası var. Zengin miydi? Tam şimdi onu düşündüm. Metin Arı'da da ne kadar para olduğunu bilmiyoruz. Bir arada çok sağlam bir kaynaktan duydum. Metin Arı'yla da ilişkileri gerçekmiş. Gerçekten Metin Arı'yla duygusal bir ilişkileri varmış arkadaşım. Sen de bir şey söyleyeceksin zannettim. Metin Arı'nın mal varlığını açıklıyorsun zannettim. Ben de öyle zannettim. Şöyle hiç. Ama sana daha evvel de söyledim. Ben ona hiç itibar etmedim. Şimdi... Başka detaylar var, bildiğim açıklayamıyorum. Evet. Onu da anladım. Bize anlat. Sonra anlatacağım. Son derece yok gerçek. Ya. İnsan da bir trilyona bu kadınla beraber aynı yerde bir dakika durayım şimdi diye. Şimdi neden öyle diyorsun? Hala dünya üzerinde en çok iş yapan, onun reklam arkasından... alan mankenlerden biri. Şimdi biliyorsunuz bu Amazon ormanları yangını vesilesiyle bütün bu ünlüler artık bir kampanya başlatıyorlar. Adriana Lima ne yaptı? Soyunmuş galiba. Bir fotoğraf paylaştı. Daha doğrusu bu çok ünlü bir fotoğrafçının sergi için çektiği, bütün bu meleklerle alakalı çektiği bir fotoğraf. Epey açık. Hatta bir tanesi tamamen çıplak diyebiliriz. Şu fotoğraf. Yani gerçekten gösterilebilir. Hiçbir kanalda gösterilemez. Öyle söyleyeyim. Kendi sayfasında paylaştı bunu. Ve şunu yazdı. Bu fotoğraf sergisinden elde edilecek gelir Amazon yangınları için yardım amaçlı kullanılacak. Leonardo DiCaprio da bu işe destek verenlerden biri. Hayır. Yani laf vardır ya, sanat için soyunurum. Ama bu fotoğraf zaten çekilmiş bir fotoğraf yani. Ama sergide o satıldığı zaman elde edilecek olan gelir paylaşılacak. Gelirinden verirsin bir miktar. Soyunmazsın. Yani gelirinden verirsin ama bir miktar. 100 bin tane görmedik zaten.
Onun da işi o. Şimdi bir dakika, kayınvalide var diye bir tane daha baştan hani kabul edilen şöyle fotoğrafıyla ismini unuttum hanımefendi, çok özür dilerim. Emir Bey'in annesi. Emir Bey'in annesi. Sevgi Hanım mıydı? Böyle oturan diyor. Mıydı? Öyle bir şeydi. Bir kayınvalide şöyle hani bir tane fotoğrafı tamam. Var diye bir tane bir de kızdan ayrılmış. Anlat ama ne şimdi diyeceksin? Ne yapsın? Neyi ne yapsın? Kızı ne yapsın? İşi ama onun. O işi o. Sence yani hanımefendiye bir düşün. Gelini dünya düşün. Modeli. Allah muhafaza. Allah'ım sen yazdın insan bu. Hanımefendiye bir şey gördün demem lazım. Allah'ım yazdın insan bu. Sence şöyle denilebilir miyim yani? Benim gelinim olabilir. Hani şöyle denilebilir mi? Mustakbel kayınvalideciğim. İşi bu kadın ne yapsın? Soyunuyor yani. Ormanları kurtaracakmış falan diyebilir misin sence yani? İnandın mı sen buna? Barış inanmadın. Hayır o zaten ayrı bir konsept. Ben sadece Adriana Liman'ın değil. Bütün o meleklerin fotoğrafları Leonardo çekmiş. Leonardo soyulmuş mu? Sen bana onu hayır. Leonardo o sergiyi şey yapıyor, destekliyor. Leonardo uyanık tabii soyulmuş. Ve sürekli ben girdim Leonardo DiCaprio'nun sayfasına. Yok diyorsun çıkmadım. Sürekli olarak oradaki yangınla mücadele eden yani. İtfaiyecileri paylaşıyor. Ve diyor ki çok önemli bir paylaşım yapmış. Hiç farkında değilsiniz. Dünyanın akciğerleri yanıyor şu anda doğru diye. Doğru söylüyor. Allah razı olsun. Bak güldüğüme bakma. Sen o kadar tatlı anlatıyorsun ki bir tanesi soyunmuş. Mal meydanda şeklinde buradan parası nedir diyor. Öteki uyanık itfaiyecileri paylaşıyor. Ve bak kayınvalideye sesleniyorum. Sayın Mustakbel hanımefendi. Ben olsam bu kızı hayatta almam. Bak çocuğun da paraları böyle 1 milyon. Gidecek paralar. Gidiyor. 250 milyon euro muydu? Zaten böylesi 1 milyon gitti. Geçmiş olsun. 2 ay daha yaz olsa sen çökmüştün. Buradan resmen kayınvalideye diyor ki paraları. Ayırıyorum. Paralarınızı kontrol altına alın diyorsun. Ayrıca bir şey soracağım. Bak daha dürüstçe bir şey söyleyeceğim. Adriana Lima, Emir Bey de bu kadar para olmasa yani olmaz. Aha çıplak fotoğraf önüme geldi. Olmaz tabii. Yani niye olsun yani? Adriana'nın da çok fazla serveti var. Yapma ya. Evet açamadık ya. Adriana'nın da hatırı sayılır demiştik. Evet. Hatırı sayılır bir tamam. Parası var. Peki dünyada adam mı kalmadı? Hep bizim bu taraflarda geziyor. Türk erkeği seviyor demeyelim. Şimdi bizim diğer Türk erkekleri de yarışa girer çünkü. Bu sefer servet Adriana gösterme. Adriana kaç kere Türkiye'ye geldi? Gönlünü birine kaptıramadıysa bitmiştir mesele. Peki. Yapacak bir şey yok. Yapacak burada bir şey yok. Türk iş adamları veya iş insanları bekar olanlar, ilgisi olanlar Adriana'ya bir şans oldu. Kaç kere geldi. Fakir olana bakar mıydı? Yok. Herkes bir tık üstünde kendine. İş sanıyorum ama Metin Aran'ın öyle Metin bir parası, bir parası ki. Yoktu. Kitapların aldı eline oldu. Gitti tekneye. Öyle miydi diyorsun? Evet. Ama niye o PR çalışması için hep bir duyduğum Metin Hara onu kullanmış para. Olabilir ama Adriana gerçekten kalpten sevmiş ve çok duygusal bir kadın. Niye Adriana para almıştır karşılığında Metin'i. Reklam? Evet öyle diyorlardı. 2 milyon paradan bahsediyor. Adriana'ya PR bir para ödendi yanında dolaş dendi. PR ya şimdi tabii PR değildi de gezinirken bir şeylerde olmuşlar aralarında ufak tefek yani o kadar da değil tabii. Bak bu da kendi. Adriana bizi dava açarmış. Yok uğraşacağını zaten. Devlet şifrende Adriana. Ama yani şu evleneceğimiz olmadı. Adamları paralı seçme mevzumuz can sıkıcı. Hayatım şu anlayamadığım bir şey var. Bazen de kızmamak lazım. O adamlar da bu kadınların peşinde. Şimdi kadın genel olarak da konuştuğumuzda az önce ne konuşuyorduk? Hep konusu geldiği zaman erkek kadından bir tık yukarıda olacak bilmem ne olacak. Beklentilerimiz çok yüksek, aşırı yüksek. Kimin beklentisi yüksek? Çoğumuzun yani kadınların yok. Erkeklerin de. Bütün kadınlar hiç çalışıyor baksana. Evliliğe bakarsan hiç beklentinin yüksek olmadığı bundan ortada. Sonraki, bundan sonraki? Bundan sonraki? Bundan sonraki rahat edeyim diyorsun. Başladı. Ama rahat haklı. Ne yapsın? Evet. Bana yani, bak ne yapsın? Ahir ömrümde mesela isterim ahir ki ömrüm. bu saatten sonra edindiğim şeyler var benim de bu hayatta. Tabii ahir bir ömrüm var ne kadar ahir işte. Ahir daha 40 küsur yaşındasın. Yani seyirciye sonuçta insan mı? Şunu düşünür ya bu saatten sonra ben bir hayat süreceksem kendimden gitmesin isterim. Onun için diyorum rahat etmek meselesi. Ay bir şey söyleyeyim ben hiç öyle düşünmüyorum. Ahir ömrüm senden 3 eksik tahminimce yani. Aramızda 3-4 yaş var. Ben hala çalışıp beraber bir şey yapma. Zaten onu söylüyorum. Benden gitmesin ortak bir şeyler olsun diyorum. Ortak bir şey yapalım ay diyor. Yok senin savunduğun başka bir şey daha var. Adam kadından bir tık daha fazla kazanacak evet, diyorsun ama bir tık ya. Demem emir uyar değil. Yani. O da olursa hayır demezsin. O da hayır demeyiz. Sen bak. Enerjini kapama. O da olursa niye hayır diyorsun yani? Ha, süreyi öyle bir anlatıyor ki ben para gözüm de para peşinde koşuyormuşum gibi. Anlatsın boşver. Ay zaten hayatımın hikayesini şu kadarcık korkunç. Açıp bakanlar hiçbir korkunç. Alakası olmadığını görürler. Hayatım boyunca korkunç. Asla aşktan başka bir şeyin peşinde koşmadım. Bak sinirlendiriyor beni. Aşk karın doyurmuyor kızım. Gözünü aç. Aynen. Bana bak aşk karın doyurmuyor.